Evinizde ya da yürüyüşe çıktığınızda muhtemelen etrafınızda böyle bazı yeşillikler ve ağaçlar vardır, değil mi arkadaşlar? Bitkilerin bazı bölümlerinin kıvrıldığını ya da başka yönlere baktığını da görmüşsünüzdür herhalde. Yakından incelediğinizde ise genelde bitkilerin ışığa doğru kıvrıldığını ya da döndüğünü fark edersiniz. Bu videoda bu olaydan biraz daha detaylı olarak size bahsedeceğiz. Bir organizmanın dış uyarıcılarla kıvrılması, dönmesi ya da yön değiştirmesi tropizm olarak adlandırılır tropizm. Bitkilerdeki dış uyarıcılarda bu ışıktır. Bu yüzden dönme ya da yön değiştirme durumuna da bitkilerdeki bu duruma da biz fototropizm diyoruz. Yazalım fototropizm. Fototropizm ışık ışık yüzünden ışık yüzeyinden diyorum pardon ışık yüzünden herhangi bir organizmanın yön değiştirmesi veya belli bir noktaya dönmesini açıklamada kullandığımız terimdir. Işığa doğru yönelebildiği gibi ışıktan uzağa da hareket edebilir. Bir ormana gittiniz diyelim. Orada ya bir patika ya da ışığın girdiği bir yol göreceksiniz, değil mi? Genelde ağaçların ve bitkilerin güneşe yani ışığa döndüğünü ve o yönde büyüdüğünü görürsünüz. İşte biz buna pozitif fototropizm diyoruz. Bazı nedenlerden dolayı bitkilerin bazıları ışıktan uzaklaşır. Biz buna da negatif fototropizm diyoruz. Aslında bu çok da olağan bir şey değil. Özellikle söz konusu bitkinin gövdesi ise. Sanırım Bundan ilerleyen videolarda bahsetsek biraz daha iyi olacak. Durum genelde burada olduğu gibi pozitif fototropizmdir. Şimdi asıl soru şu. Bir bitki bunu nasıl yapabiliyor? Pozitif fototropizm olması için bitkiyi ışığa döndüren şey ne? Buradaki anahtar nokta arkadaşlar oksin denilen molekül. Buraya da yazalım bunu. Oksin. Evet, oksin bir fitohormon çeşidi. Bu bitki gelişiminde etkili olan bir molekül için oldukça süslü bir kelime. Peki, gerçekten ne oluyor? Neler olup bitiyor arkadaşlar? Şimdi buradaki bitkiye gelin biraz daha yakından bakalım. Açıkçası oksinin nasıl çalıştığını biliyoruz. Ancak bitkilerin kullandığı tüm mekanizmaları yani oksin dağılımını nasıl değiştirdiklerini ya da nasıl aktif pasif hale getirdiklerini hala tam olarak anlayabilmiş değiliz. Bu hali hazırda üzerinde çalışmalar yapılan aktif bir araştırma alanı. Ancak sonuçta ne olduğunu biliyoruz. Işık bu taraftan geliyor diyelim. Çeşitli nedenlerden dolayı bitkinin ışığa uzak olan kısmında aktif oksinin yoğunluğunda bir artış görebilirsiniz. Bu durumda daha çok oksin olacak. Işık soldan geldiği için sol tarafa oranla sağda daha fazla oksin göreceğiz. Peki sağdaki oksin ne iş yapıyor? Tam buradaki kökün sağ tarafındaki hücrelerin uzamasına neden oluyor. Eğer buraya odaklanırsak Evet, şimdi bitkinin bu kısmını alıp yaklaşırsam, evet biraz daha fazla yaklaşırsam, burada iki boyutlu görüntü alacağım şu şekilde. Diyelim ki bu tarafta bir takım hücreler ve bu tarafta da diğer hücreler olsun. Şimdi sağ tarafta, bu arada sağ taraf burası, Sol tarafa oranla elimizde daha çok oksin ve fitohormonumuz olursa eğer, daha fazla oksinin olduğu sağ tarafta hücre duvarlarının yıkılmasına neden olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu durum o hücrelerin uzamasına ya da esnemesine neden olur. Peki nasıl olacak? Bakalım buraya çizebilecek miyim? Sol tarafa kıyasla daha fazla oksine sahip oldukları için sağ taraftaki hücreler esneyecek ve uzayacaklar aktif oksin yoğunluğu daha fazla olduğu için daha çabuk uzayacaklar. Peki sağ taraf sola oranla daha fazla uzarsa ne olur? Bitki ne yapar? Sola doğru bükülür. Yani bitki buradaki gibi bükülür çünkü şimdi sağ taraf sola göre daha uzun. İşte oksin hakkında bunu biliyoruz. Fitohormon yüksek yoğunlukta ve aktif olduğunda hücreler uzar. Bu da bu bükülmeye neden olur. Bu durumun üzerinde hala çalışılıyor. Peki sağ tarafta yüksek oksin yoğunluğuna ne sebep oluyor? Aslında oksinin içinde olduğu tüm mekanizmalar etkili. Hücre zarlarını yıkmaya yardımcı olan daha asidik çevre yaratan şeyleri biliyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Buradaki sağ tarafta nasıl yüksek yoğunluğa sahip olabiliyoruz? Bu konuda birçok bitki incelendi ve bu hassasiyette mavi ışığın etkisi olduğu görüldü. Buraya sarı olarak çizmişim ama aslında hassasiyete neden olan ışığın mavi olması gerekiyordu. Ama her zaman mavi ışık değil, bazen kırmızı hatta farklı ışık dizileri de olabilir bu. Bu konuda öne sürülen teorilerden bazılarını şöyle özetleyebiliriz. Bitkinin bir tarafına ışık daha fazla geldiğinde, oksinin ışıklı taraftan ışıksız tarafa gitmesi gibi bir ihtimal olabilir. Diğer bir ihtimal ise, eğer oksin gövdenin ucundan aşağı doğru harekete geçmişse, Az ışıklı olan yere kıyasla daha çok ışıklı olan yere gidebilir. Tabii ki başka ihtimaller de söz konusu. Mesela ışığın herhangi bir nedenden sol taraftaki oksini devre dışı bırakması veya belki de sağda olduğu gibi daha az oksin üretmesine izin vermesi gibi. Ormanda ya da evinizdeki bitkilerde gördüğünüz bu tip pozitif fototropizmde Bitkiyi pencerenin yanına koyarsanız pencereye doğru ve genelde de öyle olur, büküleceğini görürsünüz. Bunu biliyoruz. İşte bilim böyle bir şey. Anlamamız gereken çok fazla konu var. Nedeni ve başroldeki etmen oksin ve oksin dağılımı ışığa göre değişir. Pozitif fototropizm olduğunda ışığa uzak olan tarafta oksin dağılımı artış gösterir. Buradaki resimde fototropizm varmış gibi fakat bu oksin eksiği olan mutant bir bitki. Yani bitki rastgele yönlere doğru büyür ama incelemesi oldukça ilginçtir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.